Nerede kaldınız? Zübeyir, Reha'nın evine gittiniz öyle değil mi? Şey, aslında biz... Çünkü evi buraya çok uzak değil. Bu kadar sürmemeliydi. Ben... biz... Size bir soru sordum Alya. Yüzüme bak ve cevapla. Zübeyir, sana ne demiştim ben? Yenge, bak biz... Her ne planladıysanız onu yaptınız. Reha'm. Beni bir abi gibi görüyor musun? Görüyorum, ne oldu ki? Aslında bunu sana daha önce söylemeyi düşünüyordum Zeyn. Ama belki yanılmışımdır diyordum. Fakat artık iyice emin oldum. Emin olduğun şey ne? Biliyorum Zeyn. Bu beni hiç ilgilendirmez. Ama bunu söylemeye mecbur hissediyorum. Üzgünüm Zeyn. Sen beni daha bir abi gibi görmeden önce bile... ...bu yalanın kurbanı olmana izin veremezdim. Şimdi nasıl verebilirim? Reha'm Bey. Burada hava yeterince gergin zaten. Bu her neyse... Reha'm, sen ne demeye çalışıyorsun? Zeyn'i kandırmak isteyen kim? Buradan biri mi? Nasıl olur? Biz bir aileyiz. Sen mi söylersin? Ben mi söyleyeyim? Bu nasıl bir cüret böyle? Sorununuz ne sizin? Alya, Reha'm duygusal davranmıyor. Bu sakinliğinin bir sebebi vardır mutlaka. Zübeyir'in haline baksanıza. Belli ki Reha'm Bey'in söylediklerinin hiçbiri asılsız değil. Öyle mi Zübeyir? Yenge bak, biz... Alya ile ben, yani biz bugün için aramızda bir şey planlamıştık. Ne planı? Anlat. Hı? Yenge, ben açıklayabilirim. Alya, sesini kes ve bekle. Yüzünün aldığı ifade her şeyi anlatıyor. Ama bırak da Zübeyir açıklasın. Alya'yla ne planladınız siz? Yenge, nasıl desem, önceden planlanmış bir şey yoktu aslında. Bir anda karar verdiğimiz bir şeydi. Birlikte biraz vakit geçirmek istedik, o kadar. Zubu, anlat onlara, doğruyu söylesene. Her şey mi? Olduğu gibi mi yani? Evet. Her şeyi. Olduğu gibi. Alya, emin misin? Bu sırrı sürdürmek doğru olmaz artık. Bu uygunsuz olur. Tamam. O zaman ben de her şeyi olduğu gibi anlatayım.
Gerçek şu. Alia ve ben birbirimizi çok seviyoruz. Bu yeni bir şey değil. Her zaman böyleydi. Zubu. Şaka yapmanın hiç sırası değil. Zeyn. Yalan söylüyor Zeyn. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Gerçeği ben söyleyeyim. Doğum günün önümüzdeki hafta olduğu için bugün Zubu ile beraber gidip senin için hazırlayacağımız sürpriz doğum günü partisini konuştuk. Sürpriz? Sen sürprizleri çok seversin değil mi Alia? Sürpriz ofis düzenlemeler, sürpriz doğum günü partileri. Ve ne tesadüf ki Zübeyir her defasında yanındaydı. Bunu saklamanın bir anlamı yok artık Alia. Herkes her şeyi biliyor. Gerçek neyse onu söyle. Birbirimizi çok seviyoruz biz, hadi. Hem sen de bana karşı bir şeyler hissetmiyor olsan o teşekkür kartımda yazdıklarımı yazmazdın değil mi? Bu nasıl bir saçmalık Zubu? Ben öyle bir kart almadım bile. O kart bende Alia. Sevgili Alia, teşekkür ederim. Dayımın davasında kimse yanımda olmadığı halde sen kefalet ödeyip beni çıkardın. Ama ne var biliyor musun? Hiç kimse yanımda olmasa bile ben senin olacağını biliyordum. Bundan hep emindim. Çünkü bizim ilişkimiz yepyeni bir şey ve ölümsüz. Bunu herkesin önünde itiraf edemezdim. İnsanlar ne düşünürdü bilmiyorum. O yüzden bu kartı gizlice yolluyorum sana. Biz gerçeği biliyoruz. Başkalarının ne düşündüğünün önemi yok. Kimin umurunda? Ama herkesin önünde normal davranmaya devam edelim. Bu kartı oku, sonra da parçala lütfen. Çöpe at. Çünkü başkalarının eline geçsin istemiyorum. Özellikle de Zeynep. Tabii bir de yengemin. Seni seviyorum Alia. Sen benim meleğimsin. Zübeyir. Allah'ın selameti üstünüzde olsun. Burada çok iyi bir ailem var. Ve seni çok seven bir koca. Ama gerçek sevgiyi bulmak zordur. Yengem bir şeyler gönderdi, iftarlık için. Allah'a emanet olun. Allah her şeyi görür. Zubu, bunu ne maksatla yapıyorsun? Nedir bu saçmalık? Sen benim için kuzenden çok bir dosttun. Senin yanında oldum. Herkese rağmen kefalet bedelini ödedim. Zeyn de hep senin yanındaydı. Mübarek Ramazan ayındayız. Asla affedilmeyecek yalanlar söyleme böyle. Buradakilerin hiçbiri sana inanmayacaktır. Özellikle de Zeyn. Çünkü Zeyn kendinden çok bana güvenir. Rehan. Sırf bir kartta yazanlara dayanarak Alia'yı nasıl suçlayabildiğini sorabilir miyim? Hayır efendim. Ben burada Alia'yı suçlamıyorum. Üstelik
Ben kimim ki onu suçlayayım? Benim söylediklerim sadece gözlerimle gördüklerimden ibaret. Ve bizzat duyduklarımdan. Biri görebilir Zubu, indir beni yere. Her şey nasıl konuştuysak öyle olacak. Kafayı mı yedin? Ne diye Zeyn'e söyleyeyim ki? O bir şey bilmiyor.